Merhaba, hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi birçok isim var. Yani aslında şunu desek yanlış mı? Şimdi muhalefette ne diyoruz? İşte memnuniyet anketi yapılıyor. Bu iktidara baktığımızda sanki böyle bir geleneksel bir hale gelmedi mi aslında? Yani bu temayül yoklamaları yapılıyor zaten genellikle ama bu sefer biraz daha sanki detaylı bir şekilde mi yapılıyor? İstanbul'un 39 ilçesinde demiş ki AK Parti Genel Sekreterinin ifadeleri, İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız ve büyükşehirimiz içinde İstanbul için 6 aday adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler demiş. Şimdi bir taraftan da bu yoklamalar yapıldı. O yoklamalara göre nerede kim öne çıkıyor onu bir konuşmak istiyoruz. İstanbul'dan başlayalım mesela ya da hiç bilmediğimiz isimler de var mı? Cumhur İttifakı'nı da ayrıca soracağım. Çünkü Bahçeli ve Erdoğan görüşmesi olmadı. 50 artı 1 mi birazcık da buna sebep oldu? Onu da merak ediyoruz ama önce bir yerel seçimlere dair nedir? İstanbul'dan başlayalım. Sende bilgiler vardır. İl Şöyle başkanlarını AK Parti duymuştuk temayla. mesela. İl başkanları ile ilgili bir ayrıntıyı sen söylemiştin daha önce. Dolayısıyla hala o isimler ön planda gidiyor mu? Şöyle AK Parti temayül yoklamasını gerçekleştirdi. Yaklaşık olarak 150 bin kişi bu temayül yoklamasına katıldı. 5 bin noktada gerçekleştirildi. 5 bin derken tahmini 5 bin noktada bu temayül yoklaması gerçekleştirildi. AK Parti bu temayül yoklamasını pusula yöntemiyle değil, e-sistem üzerinden yapıyor. Veri tabanına işleniyor ve AK Parti genel merkezine gidiyor. Genel merkezde oluşturulan bağımsız bir komisyon, tarafsız bir komisyon bu sonuçları değerlendirip Sayın Erdoğan'a sunuyor. İstanbul, Ankara tabii ki bu anlamda önemli. Aynı zamanda AK Parti hem ilçelerde hem illerde geniş kapsamlı bir anket çalışması da başlattı. Bu anket çalışmalarında İlçede benim mevcut belediye başkanından memnun musunuz, değil misiniz sorusunu soruyor. İllerde ise kimin aday görmek istersiniz diye açık uçlu bir soru da soruyor. Gündemdeki isimler varsa o gündemdeki isimler de o anket içerisinde vatandaşa yönlendiriliyor. Sadece bir anket şirketi üzerinden değil, birkaç anket şirketi üzerinden bu çalışmanın yürütüldüğünü biliyoruz. Aynı zamanda sürecin takvimi açıklamak için geniş açıyorum. Aynı zamanda AK Partili MHP'nin oluşturduğu bir komisyon var. Bu komisyonda yerel seçim hazırlıklarını tamamlamak üzere. Ve bu tamamlama süreci de 1 Aralık itibariyle kamuoyuna adayların açıklanması bekleniyor. Tekrarlıyorum. 1 Aralık itibariyle AK Parti'nin mevcut belediye başkan adaylarının bazılarının kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Ayrıca özellikle bu Filistin ve Hamas Gazze'de yaşanan olaylardan dolayı AK Parti adaylarını daha erken açıklamayı planlıyordu. Ancak bu yaşanan olaylardan sonra süreç biraz ertelendi. Şimdi şunu söyleyelim. Temayül yoklamasıyla başlayalım. Temayül yoklamasında aday başvuran kişileri ve aynı zamanda kimi aday görmek istersiniz diye parti yöneticilerine soruluyor. Parti delegelerine soruluyor. İstanbul, Ankara bu konuda gündemdeydi. Ankara'dan başlayacak olursak Ankara'da il başkanı genelde bütün illerde de il başkanı birinci sırada çıkıyor. İkinci sırada ise AK Parti'nin en çok kulis yapan çalışmaları bilinen Turgut Altınok mu, Murat Köse mi diye merakla bekleniyordu. Acaba bunlar mı olacak? Ama ilginç bir şekilde konuşulan bu isimlerin olmadığı söyleniyor. Yani ne Turgut Altınok ne de Murat Köse'nin listede çok üstün çıkmadı. Bunun yerine Murat Kurum'un Ankara'da isminin ikinci plana çıktığı söyleniyor. Hatta Adil Kara İsmailoğlu'na da AK Parti'den oy verenlerin olduğu söyleniyor. Ankara için, Ankara üzerinde söylüyorum. Çünkü hatırlarsanız Adil Kara İsmailoğlu daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcılığı genel sekreter yardımcılığı yapmıştı. İstanbul'u bilen bir kişi ama Sayın Kara İsmailoğlu'nun ismi de Ankara'da çıktı. Onu da söyleyelim. Şimdi AK Parti'deki bu süreç komisyona yürüyecek dedik. Ama İstanbul'a baktığımızda da İstanbul'a geçmeden önce Ziya Selçuk ismi de yine bugünlerde çok dillendiriliyor. Var evet, mıdır? şunu Kulağına söyleyeyim. geldi mi? Şöyle Ziya Selçuk önceki gün sanırım 2-3 gün önce Sayın Cumhurbaşkanı'na bir görüşme gerçekleştirdi AK Parti Genel Merkezi'nde. AK Parti'de bir grup Ziya Selçuk'un aday olması konusunda bir lobi çalışması yürütüyor. Ama bunların başarılı olup olmayacağını göreceğiz ama konuştuğumuz isimler de Ziya Selçuk evet başarılı bir yönetici ama belediye başkanlığı yapamayacağını söylüyor. Eğer Ziya Selçuk gibi profilde birisi çıkarsa AK Parti'nin zorlanacağı söyleniyor.
ama mesela Mustafa Tuna ismi öne çıkıyor AK Parti'de. Mustafa Tuna'nın aday olabileceği belirtiliyor Ankara için. En güçlü adaylardan birisi. Veysel Tiryaki isminin tekrar öne çıkıyor. Bu isimlerin aday olma ihtimalinin daha yüksek olacağı belirtiliyor. Murat Kurum ismi konuşuluyor. Hatta Murat Kurum Ankara'da ve İstanbul'da ofisler kurdu. Bunu da söyleyelim. O ofislerin genelde destekçisi de AK Parti içerisinde farklı lobiler oluştu. Mesela Konya Büyükşehir Belediyesi Murat Kurum'un belediye başkanı seçilmesi için ciddi bir çabanın içerisinde, ciddi bir harcama limitini de aşmış durumda. Mesela Ankara'daki, İstanbul'daki bu Murat Kurum'un ofislerinin masraflarını kimler ödüyor? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi AK Parti'de gücü ele geçirmek isteyen bu lobiler de kendi aralarında bu çalışmalarını sürdürüyor. Murat Kurum'un kazanması için çaba sarf eden. Aynı zamanda biz bir profil bulalım, o profil seçimi kazansın. Mesela bazı kesimlerin Ziya Selçuk olabileceğini söylüyorlar. Sayın Erdoğan'a bir görüşme gerçekleştirdi Ziya Selçuk ama ben aday gösterilme ihtimali düşük görüyorum. AK Partilerle konuştuğumuzda da onlar da Ziya Selçuk'un adayı olabileceğini ama kazanma ihtimalinin düşük olduğunu. O yüzden Sayın Erdoğan Ziya Selçuk'a sıcak bakmadı da belirtiliyor. Böyle bir gündem söz konusu. İyi ki hatırlattınız bunu da. İstanbul'a gelecek olursak İstanbul'da söz konusu il başkanı ve Tevfik Göksu'nun isimleri önde çıktı belirtiyor. Normal çünkü temayelerde il başkanı her zaman önde kazanıyor. Mesela bunun farklı ileride Gaziantep'te ise diğer ileride benzer durum söz konusu. İl başkanına birinci oy veriliyor. Bunun yanı sıra Murat Kurum ismi yine İstanbul'da, partinin koca ismi İstanbul'da öne çıktı. Adil Kara İsmailoğlu ismi öne çıktı. Metin Külük bir lobi çalışması yürüttü. Kısmı olarak Metin Külük'e bir oy gittiğini biliyoruz AK Parti teşkilatlarından. Ve bu isimler İstanbul'da aday olup olmayacağını göreceğiz. Ali Yerlikaya'nın ismi çok çıktı İstanbul'da. Söylenilen o AK Parti Genel Merkezi'nden aldığımız bilgi. Ali Yerlikaya'nın da İstanbul'da isminin çok fazla yazıldığı belirtiliyor. Bunu da söyleyeyim. Misal örnek vereyim. İstanbul'da yine geliriz ama mesela Trabzon'da Süleyman Soylu, Adil Kara İsmailoğlu, mevcut belediye başkanı ismi çok çıktı. Mesela Manisa'da ise Recai Berber, Mehmet Çerçi isimlerinin öne çıktığı söyleniyor. Gaziantep'te ilginç bir durum söz konusu. Mevcut belediye başkanı Fatma Şahin yerine ilçe belediye başkanı Mehmet Almazoğlu'nun isminin öne çıktığı söyleniyor. Bu temayül yoklamasıyla birlikte oluşacak tablo tabii başta da belirttim. Bu komisyona sevk edilecek. Komisyonda saha ve anket çalışmaları göz önünde bulunduracak. AK Parti buna göre bir aday çalışması yürütecek. Aynı zamanda bu temayülden çıkan sonuçlar AK Parti ve MHP'nin hazırladığı çalışma komisyonuna gelecek. Ve bu son noktaya geldi bu çalışmalarda. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde bulunan 11 büyükşehir başta olmak üzere 30 büyükşehir yönelik bir özel çalışma yürütülüyor. Bu temayülün sonucu o komisyondaki süreci derinden etkileyecek. Aynı zamanda şu deniliyor. Mesela Eskişehir örneği verildi. Eskişehir'de AK Parti adayıyla girmek istiyor. Acaba MHP'ye girersek kazanma ihtimalimiz olur mu sorusu da mesela bazı yerlerde yürütülüyor. Bunu da komisyonun, AK Parti MHP komisyonunun yürüteceği süreçte takip edeceğiz. Sorunuz var mı bilmiyorum. Mesela Yeniden Refah Partisi konuşuluyor. Ona da geleceğiz. Yeniden Refah Partisi'ne. Şimdi Eskişehir'de acaba İYİ Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu'nu böyle bir şeyde görebilir miyiz bilmiyoruz. Çünkü kendisinin daha öncesinde hani belediye başkanlığı hedefinin de olduğunu duymuştuk. Dolayısıyla belki de o mu olacak? Ya bazı illerin anlam ve önemi tabii burada öne çıkıyor. Mesela Manisa dedin, işte Gaziantep dedin. Mesela Fatma Şahin'le yol yürümeyecek mi artık? Ya da Fatma Şahin'i başka bir koltukta mı göreceğiz, başka bir noktada mı göreceğiz? O da var. Şöyle söyleyeyim. Misal Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda muhalefette yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyor. Örnek olarak Aydın Belediye Başkanı'nın tekrar adaya gösterebileceği muhalefet tarafından belirtiliyor. Evet. Aynı zamanda AK Parti Aydın'la özel bir çalışma yürütülüyor. Özlem Çerçioğlu ile ilgili. Ama aynı şekilde Muğla'da AK Parti'nin aldığı bilgi Cumhuriyet Halk Partisi mevcut Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı göstermeyecek. Çanakkale Belediye Başkanı adayını göstermeyecek. Tekirdağ'da mevcut belediye başkanını Kırıkkale'de, Kırklareli'nde göstermeyeceği belirtiliyor. Bu Kırklareli'nde AK Parti muhalefetin aday açıklamasından sonra adayını açıklayacağı belirtiliyor. Yani AK Parti aslında bu işi ince eleyip sık dokuyor. Belki bazıları işte
bir an önce AK Parti adayını açıklayacak, seçime başlayacak ama AK Parti de kazanacak adayı arıyor burada. Muğla'da AK Parti biz nasıl bir strateji yürütelim, MHP ile mi seçime girelim tartışması var. Adana, Mersin, AK Parti'nin ve MHP'nin en çok yaralandığı meselelerden birisi Adana'da biraz işlerin zor olabileceğini ifade ediyor. Zeydan Karalar'ın güçlü olduğunu söylüyorlar. Ama Mersin'de seçimi kafa kafaya götürebilecek bir aday arayışları var. Daha önce Lütfü Elvan ismi konuşulmuştu Mersin için ama aynı zamanda oradaki hem Kürt seçmenin hem de bölgedeki demografik yapıya uygun bir Mersin'de bir adayın gösterilmesi planlanıyor. Çünkü daha önceki seçimde Mersin'de AK Parti ve MHP birlikte gelmişti. Yaklaşık %4'lük bir farkla kaybetmişti. Adana'da neredeyse %10'luk bir farkla kaybetmişti. AK Parti'nin buna yönelik bir çalışması da var. Aynı zamanda şu formüller de konuşuluyor. Mesela bazı adaylar üzerinden geliyoruz. Partileri bırakalım. Adaylar da bir çalışma yürütüyor. AK Parti beni aday göstermezse ben hangi partinin adayı olayım diyecek isimler de var. Mesela bu Adana'da geçerli, Mersin'de geçerli, Ankara ve İstanbul'da geçerli. Burada Yeniden Refah Partisi gündeme geliyor. Çünkü o zaman da ittifak içerisinde oyların dağılma durumu söz konusu. Partilerin de bunu göz önünde bulunduruyor. Çünkü %1'lik, %2'lik oylar çok büyük denkleme ettiriyor. Hatırlarsanız 2019'da Sayın İmamoğlu ilk seçimi 13.000 oyla kazanmıştı. Evet. Aynı durum bu sefer gerçekleşmemesi için AK Parti'nin zamanında Cumhur İttifakı'nın paydaşlarıyla da kendilerinden aday olmayacak isimlerin de diğer partilerinden aday olmasını istemiyor. Yani şu an Muhammed Refik olarak evet AK Parti'den ben aday olabilirim ama sonradan vazgeçirip Yeniden Refah Partisi'nden aday olmaması konusunda da ittifak içerisindeki partilerin bir diyalog merkezi kurduğu da belirtiliyor. İstanbul için Selçuk Bayraktar ismi konuşuldu. Yani aslında Selçuk Bayraktar ismi sadece İstanbul Büyükşehir olarak değil, yani AK Parti olarak da konuşulan bir isimdi. Ama son süreçte biz İstanbul Büyükşehir içinde duymaya başladık. Var mıdır böyle, yani daha da yaygınlaştı mı bu duyum? Şöyle, öncelikle profil çalışması yapılıyor. Kim kazanabilir? Nasıl bir aday kazanabilir? Ankara üzerinden misal, Ankaralı bir belediye başkanı olması isteniyor AK Parti tarafından. Evet, evet. İşte daha önceki seçimde Kayseri'de bir aday getirildi. İşte siz onu ulusal bıraksanız Kızılay'a gidemez denemişti ÖSASEK'e için o dönemlerde. Şimdi AK Parti Ankara'da milliyetçilik refleksler üzerinden hareket eden, Ankara profili olan bir siyasetçi düşünüyor. Peki anlamda, Murat Kurum da mesela Ankaralı. Burada hani aslında Ankaralı değil midir? Murat Kurum. Evet. Yine hani duyduğumuz o isimler, yani Ziya Selçuk ismi de aslında Ankaralı ve tanınan bir isim. Ankara'da da işte diğer Turgut Altınok, Murat Köse yine aynı şekilde. Bütün bunlar da aslında özel olarak da böyle takip edilen isimler de parti içerisinde. O yüzden sanki olma olasılığı daha mı güçlü bunlardan birinin acaba? AK Partilerden edindiğimiz bilgi şu: Mustafa Tuna ve Veysel Tiryaki üzerinde seçimi gittiği belirtiliyor. Ha, Veysel Tiryaki, evet, evet. Onu unuttuk. Evet, iki isim üzerinde AK Parti'nin bir çalışma yapabileceği belirtiliyor. Bazıları işte bakan olabilir mi falan deniliyor ama bakanların bence Ankara'da olma ihtimali düşük. Çünkü başarılı, kamuoyunda iyi bilinen bir AK Partili Ankara'da bir bakan neredeyse düşük. Mesela bazıları farklı isimle de gündeme getiriyor ama seçim Ankara'da Veysel Tiryaki ile Mustafa Tuna arasında gideceği belirtiliyor. İstanbul örneğine gelirsem, işte Selçuk Bayraktar dediğiniz için evet, Ankara profiline evet, öyle gelmek istedi. İstanbul'da da profil konuşuluyor. Yani kim en fazla oy alabilir? Nasıl bir profil en fazla oy alabilir? Karadeniz nüfusu var. Sayın İmamoğlu Karadeniz'de, Karadeniz'in oylarını kesebilecek bir aday olması gerekiyor. Aynı zamanda Sivasların demografik yapısı güçlü olan, oradaki Kürt seçmenden, HDP seçmeninden oy alabilecek isimler konuşuluyor. Bu yorum neticesinde aynı zamanda nitelikli koşan ve yıpranmayan bir adayın konuşulması isteniyor AK Parti'de. Burada bazıları şunu söylüyor. Mesela Murat Kurum'un buna karşılık oluşturabileceği ve icraatçı bir belediye başkanı profili çizeceğini belirtiliyor. Aynı şekilde Fahrettin Koca denildi ama Fahrettin Koca'nın da adaylara sıcak bakmadığı belirtiliyor. Özellikle yakın çevresinden duyduğumuz Sayın Fahrettin Koca İstanbul'da aday olmak istemediği belirtiliyor. İşlerinin yoğunluğundan, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı çalışmalarından. Ama bazı, mesela ilginç bir detay, Sağlık Bakanlığı'nda bazı isimlerse
Fahrettin Bey giderse ben büyük ihtimalle bakan olurum diye de konuşmaya başlayanlar var bakanlık içerisinde. Onu da söyleyelim. İşte farklı bir durum. Koltuk böyle Selçuk bir şey oluyor. Bayraktar ismi, evet, Selçuk Bayraktar özelinde konuşacaksak başarılı bir iş adamı. Kendi alanında neredeyse büyük işler yapmış. Kızıl Elmalara bakıyoruz, diğer çalışmalara bakıyoruz ama Sayın Erdoğan'ın bence İstanbul'da aday göstereceğini düşünmüyorum Sayın Bayraktar'ım. Sayın Bayraktar da aday olmaz. Şunu göz önünde bulundururum. Çünkü İstanbul üzerine çekildiğinde Sayın Bayraktar'ın daha fazla hedef olup ileriki hedeflerin engellenebileceği göz önünde bulundurmak lazım. Örnek olarak mesela Bursa'da yapılan temayül yoklamasında Sayın Bakan'a, Sayın Selçuk Bayraktar'a yakın isim öne çıktı. Mustafa Varank Bursa'da en önde çıktı. Büyükşehir Belediyesi noktasında. Onu da söyleyelim. O yüzden Selçuk Bayraktar'ın İstanbul'dan aday gösterme ihtimali düşük görüyorum. Ama AK Parti'nin anketlerde ve saha çalışmasında Ali Yerlikaya ismi, işte Murat Kurum ismi, Fahrettin Koca isminin üçünden birini aday gösterme ihtimali daha güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriyorum. O zaman Ankara'da Mustafa Tuna ve Veysel Tiryaki isminin öne çıktığını, İstanbul'da da yine aynı şekilde işte Ali Yerlikaya isminin biraz daha önde olduğunu, Murat Kurum'u da ekleyelim mi İstanbul'a? Murat Kurum'u da ekleyelim. Tabii ben Murat Kurum'u birinci seçenek, Hatta evet. Fahrettin Koca ikinci seçenek, Ali Yerlikaya üçüncü seçenek olarak Fahrettin görüyorum. Koca'yı belki de şunun içinde olabilir mi? Biraz daha hani Kürt seçmenden de oy alabilecek, rahat oy alabilecek bir isim olarak da düşünülüyor sanırım. Tabii bir de AK Parti'nin son süreçte başarılı bakanlara diye sıraladığımızda nadir isimlerden birisi Fahrettin Koca'da. Evet. O yüzden Fahrettin Koca'nın aday olma ihtimalini güçlü görüyorum. Ama başta vurguladığım bir husus vardı. Belki tekrar hatırlatmak isterim. AK Parti bu çalışmaları yürütüyor ama mesela Güngören Belediye Başkanı ismi de konuşuluyor. Bünyamin Bey'in ismi, tam soy ismini hatırlayamadım. Mesela onun ismi de bazıları diyor ki işte yıpranmamış isim, güler yüzlü, vatandaş içinde rahat hareket edebiliyor. Onun aday gösterilme durumu olabileceği belirtiliyor. AK Parti tam anlamıyla kazanacak bir aday çalışması yapıyor. Bunu yaparken de şunu göz önünde bulunduruyor. Kendisinden giden adayın başka farklı aday olmaması, aynı zamanda DSP, Memleket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy alacak belediye başkanları noktasında bir fikir teatisi olacak şekilde parti genel merkezleri de görüşmeler yürütüyor. Mesela eğer DSP bir aday gösterirse Sayın İmamoğlu'na oy gidecek, oy düşürecek. Aynı zamanda Memleket Partisi'ne gidecek, oy düşürebilecek adaylar konusunda kamuoyunda bir gündem oluşturabilir. Şimdi tabii merak konusu mesela Erdoğan ve Bahçeli olmadı o görüşme. 50+1 mi krizi oldu yoksa daha öncesinde Bahçeli'nin daha fazla ilk defa bu seçimde ilçe belediye başkanlıklarını daha fazla talep ettiği kulis bilgilere böyle yansımıştı kulislere. Yani dolayısıyla orada bir farklı bir durum mu var? Acaba o görüşme nasıl olacak? Bu da merak konusu. Ayrıca hatırlayacaksın bir hafta önceydi. İşte önemli bir iddia vardı. HDP ve AK Parti görüşmesi oluyor diye. Acaba o noktada ne olacak? Çok merak konusu aslında. Şimdi ittifak demeyelim ama dolaylı yoldan işbirlikleri karşımıza çıkacak mı? Bunu da göreceğiz aslında. Onu ne dersin? Son cümle öyle alalım. Sayın Erdoğan'ın çarşamba günü Sayın Bahçeli'de bir görüşmesi bekleniyor, söyleniyor. Çarşamba günü Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli'nin bir görüşme yapması bekleniyor. Aynı zamanda bu yerel seçim takviminde belki bu görüşmede ele alınacağı belirtiliyor. Kayın meselesi, ben daha önce kayın meselesini söylemiştim. AK Parti kayın belediyecinin sonlandırmayı da planlıyor. Özellikle Sayın Ali Yerlikaya'nın bu süreci yürüttüğünü biliyoruz. Kayın konusunda Mardin, Van, Diyarbakır konusunda AK Parti'nin bir taahhüt vermesi bekleniyor. İşte siz seçimi kazanırsanız biz orada kayın atamayacağız durumu söz konusu. Ama HDP İstanbul'da aday gösterirse, Ankara'da aday gösterirse AK Parti'nin büyük ihtimalle diğer dönemde Mardin, Diyarbakır, diğer illerde kayın belediyeciliğini sürdürmesi bekleniyor. Bu AK Parti'nin gündeminde olan bir konu. Büyük şeyler, şunu da söyleyelim. Şimdi AK Parti ve MHP'nin komisyon çalışmasını yürütüyor. Bu noktada şu iki örneği vereyim. MHP, misal MHP Büyükşehir Belediye Başkanlığı MHP'ye verildi. Burada nasıl bir formül izlenecek?
o zaman o bölgedeki merkez ilçedeki belediyeler AK Parti'ye veriliyor. Aynı durum tam tersi, AK Parti Büyükşehir Belediyesi'ni aldı, merkez ilçedeki bir belediye, eğer MHP güçlüyse, burada bir anket çalışması ve saha çalışması göz önünde bulunacak, MHP'nin adayı desteklenecek. Böyle bir durum söz konusu. Yeniden Refah Partisi konusunda da bir çalışma var. Refah Partisi İstanbul ve Ankara'da aday göstermezse Refah Partisi'ne bir ilçe belediyesinin verilmesi ya da ilçe belediyesine Refah Partisi'nin adayının desteklenmesi de düşünülüyor. Mesela bunun örnekleri Üsküdar konuşuluyor, Ümraniye konuşuluyor, Fatih konuşuluyor. AK Parti bu belediyeleri Refah Partili bir isme verme durumunda söz konusu olabilir. Ya da bunun noktasında farklı bir il tercih edilebilir. Yeniden Refah Partisi mesela Adıyaman bunun için konuşulabilir, Şanlıurfa konuşulabilir. Diğer illerde bir ilçe belediyesi ya da bir il belediyesinin Refah Partisi'ne verilmesi bekleniyor. Göreceğiz tabii, ama özellikle Saadet Gelecek Deva, onu da ayrıca takip ediyoruz, zaten aday çıkaracağız demişlerdi. Dolayısıyla yani farklı işbirlikleri, farklı ittifaklar hepsi karşımıza çıkacak. Aslında çok konuşulacak konu var. Bir gün böyle stüdyoda uzun uzun konuşalım. Çok çok tabii, teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalar herhalde en son Erdoğan'a sunulacak. Bu çalışmalar tamamlanacak. Bu hafta büyük ihtimalle tamamlanacak. Bütün çalışmalar 1 Aralık'tan itibaren AK Parti'nin belediye başkan adaylarını Sayın Erdoğan bizzat açıklayacak. Peki. Çok çok teşekkürler. Kolaylıklar.